Sevgili seyirciler, Sarı Mikrofon bugün Hatay'ın Hafsa ilçesini ziyaret edecek. Evet, gördüğünüz üzere 9250 kişilik bir nüfusa sahip Hafsa ilçemiz sevgili seyirciler. Ve soruyoruz şimdi Hafsa ilçemizdeki insanlara. Merhaba. Merhaba. Hasan nüfusu kaç sizce? 24 bin falan civarında olması lazım. Gençlik nereye gidiyor? Gençlik şu an hiçbir şey yapmıyor. Sosyal bir hayat yok burada. O yüzden kahveye, başka bir yere gidiyor. İnternet, kahve. Nurullah çiftçi. Nurullah Bey, gençlik nereye gidiyor? Camiye gidiyor vallahi gençlik. Başka nereye gidiyor? Başka nereye gidiyor ki? Nereye gidiyor? Peki, Hasan nüfusu kaç biliyor? Vallahi nüfusunu bilmiyorum Hasan'ım ben. Hasan, tüm Hafsa gençlerine söylemek isterim. Ne söyleyeceğim ki? Nasıl bir ne söylemek istersiniz Hafsa'daki tüm gençlere? Vallahi bilmiyorum. Sevgili seyirciler, şimdi burada Ali amcayla birlikteyiz. Ali amcaya soru soruyoruz. Gençlik nereye gidiyor diyoruz. Nereye gidiyor? Gençlik burada çok Antalya falan gidiyorlar işte. Çalışmaya gidiyor. Evet. Şimdi siz sizden tek... Vallahi benim görüşüm burada gençlik boş. Bir iş güç yok arkadaş. Şimdi internete gidiyorlar. İşte gençlik nereye gider? Yaz geldi. Bundan sonra parka marka işte burada boş. Avaratı gezik duruyorlar yani. Başka bir şey yok. Oynuyorlar da, tavla oynuyorlar, işte domino oynuyorlar, okey oynuyorlar, yani gençlik boş hikaye. Eve gidiyorlar, evde yüzler yok anıya babaya, çarşıya geliyorlar, çarşıya yüzü yok, ne olur işsiz güçsüz adam. Merhabalar, ben Halil Yazgeç, Hasalıyım. Halil Bey, gençlik nereye gidiyor? Vallahi gençlik Hasa'da gerçekten çok ciddi bir konu. Yani ben buradan özellikle Hasa'nın zenginlerine ve dışarıda olan zenginlerine seslenmek istiyorum. Yani burada gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Hepimiz yani. Yani iş imkanı yok Hasa'da özellikle. Ya ne bileyim, sanayisi yok. Ondan sonra... Peki gençler zamanı nasıl değerlendiriyor burada? Vallahi gençler kahvede işte, internette. Yazın çalışmaya gidiyorlar Antalya. İşte ne bileyim, tarlada. Ama kışın iş imkanı bayağı bir zayıf Hasa'da. Genellikle işte kahvede, internette, orada burada yani. İşte cehennemin dibine gidiyor. Eskiden nasıldı gençler? Eskiden çok şimdi ya. Ne büyük küçüğü bilen küçük büyüğü biliyor ya. Bu internet çıktı ya, internet mahvetti zaten. Bizim kültürümüzü bozuyor değil mi? Kültürümüzü acayip bozuyor. Aslında bu internetin yasak olması lazım. Yasaklamalar lazım ya. Yazdık ya, çocuk kanser hastalığı gibi ya. Çocuk şeye düştü ya, kanser hastalığı. 5 yıl sonra kızdık ya, bu nereye gidiyor? İlle internete girmesi lazım, gitmesi lazım. Ya. Peki buna nasıl bir çözüm bulunabilir? Vallahi bilmiyor ki artık. Artık temelden... Temeli sağlam yapmak lazım şimdi. İnterneti mi kaldıralım diyor? İnterneti kaldırılması lazım. Tamam abi, teşekkür. Gençlik abi buraya gidiyor ya. Orası neresi? Başka geldi, içki, rakı ne varsa bulunur burada. Başka neler yapıyor gençler? Başka da bir şey yapacak bir şey yok burada yani. Hasta'da zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gezmekle. Gezmek. Evet. Başka bir şey gezilecek yerde yok da yani genelde burada takılıyoruz. 15 ne bulursak buraya geliyoruz yani. Evet. Sarı mikrofon yollarda. Vallahi gençliğin sonu hiç olmayacak yani, gidişat iyi değil. Gençlere bakıyoruz, herkes köşe başlarında, biri esrar içiyor, biri balli çekiyor, biri sigara. Gidişat iyi değil yani gençliğin gidişatı. Zamanını nasıl değerlendiriyor buradaki gençler? Vallahi zaman nasıl değerlendiriyor? Fazla genç olmadığı için zaman bilardo, batak. Yani bilardo, batak, okey. Sigara, park köşelerinde, lise köşelerinde. Gençlik nereye gidiyor? Çok zor bir soru sordum şimdi. Gençlik çok kötü. Evet. Cahil, bilinçsiz, saygısız. Gençlik şu anda ileriye dönük Avrupa'yı yatırımlar gibi kendine az tıraştan tuttur. Tavır hareketlerine göre, giyim tarzlarına göre
yavaş yavaş değişim durumunda olduğunu ben fark ediyorum. Yani. Gençlik nereye gidiyor? Uçuruma. Uçuruma gidiyor. Abi gerçekten iş yok. Gerçek içki, kul var, kahve köşelerinde, şu köşelerinde, bu köşelerinde gerçek iş olmasa ne yapsın? Uçuruma gidiyor. Gençlik yoldaşıyor. Nasıl yoldaşıyor? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Ben 38 yaşındayım. Yani kendi çocukluğuma gidersem çok büyük farklılık var. Mesela yeni yetişen gençlerde çok aşırı bir sorumsuzluk. Yani ben ne olurum, ne yaparım, nasıl bir iş sahibi olabilirim, nasıl vatana millete hayırlı olurum, anama babama nasıl hayırlı olurum, nasıl bir yuva kurarım, nasıl bir iş sahibi, meslek sahibi olurum? Yok. Bak benim bu dükkanım 5 koltuklu, 2 koltuğa düşürdüm. Çalıştıracak kimseyi bulamıyorum. Allah Allah, gençlik mi? Vallahi gençlik bizim buranın mı soruyor? Bizim buranın gençliği, hasta gençliği nereye gidiyor? Vallahi hasta gençliği peki iyi görmüyoruz ben. Gördüğüm kadarıyla görmüyoruz. Gençlik bataklığa gidiyor, gençlik nereye gidiyor? Okuyan gençlik nereye gidiyor? Daha da akılları iş sahibi diyorsunuz, yetişen gençliği bataklığa sürüklüyor. Başka gençlik nereye gidiyor? Gençlik bu. Gençlik efendim. Beni oğlumdan öpüyor. Oğlumdan kahvelere gidiyorlar. Bir yerde otobüsle gidiyorlar. Ondan sonra internetlere gidiyorlar. Sarı mikrofon, ne diyorum, mikrofon yolda. Just wait till the juju man come for you. It's my data. It's coming for you. Me, myself and my voodoo crew. You just don't know. Just wait till the juju man come for you. Hasan'ı halim diyorlar, perişan. İşte gördüğünüz gibi kahve köşelerinde masa başlarında vahit geçiriyorlar. Abi sizle konuşmak ister misiniz? Gençlik nereye gidiyor diye soruyoruz. Gençlik nereye gidiyor? Gençlik hayata gidiyor, öldü. Gençlik eskiden daha mı iyiydi? İyiydi tabii. Şimdi ne yapıyor gençlik? Şimdi bir şey yapamıyor, ne yapacak? Kahve, internet kafeye falan gidiyor. Gençlik iyiye veya kötüye gidiyor. Eskiden daha mı iyiydi? Eskiden insanlık vardı. Şu anda? Şu anda paraya önem veriyor. Evet. Gençlik nereye gidiyor abi? Gençlik iyi adam ya, ne olacak bu, ancak böyle olur. Eskiden daha mı kötüydü yani? Yok ya, şimdi de iyi, o zaman da iyi. Evet. Rahat durursak bir şey yok. Amca siz ne düşünüyorsunuz? Gençlik nereye gidiyor? Gençlik iyi ya. Gençlik iyi. Eskiden nasıldı? İyi. Hastada. Hassa'da gençlik yani şu anda çok kötü durumda. İşsizlik sebebi olsun, ne bileyim, eğitim şartları olsun. Hassa'mızda hiçbir iş sahamız yok bizim. Gençliğimizin yapabileceği hiçbir şey yok yani. Bu durumda da Hassa'nın gençliği daha çok diyelim şöyle, kötü alışkanlıklara yönelmekte şu anda burada. Hani yapacak bir şey olmadığı için yani çok zor bir şartlar yaşıyor şu anda Hassa gençliği. Bu yüzden yani yetkililerin duymasını isterim. Hassa gençliğinin elinden tutulsun yani artık. Gençlik, işsizlik, işsizliğin verdiği sonuç üzerinden internet, gençler bir takım yerlere yöneliyor tabii ki, kahvelere, bazı uyuşturucuya, efendim, anne baba saygısızlık gibi artık zamana genç değildi. Ben de pek fazla yaşlı sayılmam ama bizim zamanımızda biraz daha saygı, daha gençler bir sevgi ve saygı çerçevesi içerisindeydi. Şu anda bu şeyin saygının 3/4'ünü bile görmek mümkün değil. Bu da tabii gençlerin başıboş olduğundan kaynaklanmaktadır. Gençlik nereye gidiyor? Aslında bundan 10 yıl öncesine kadar şeye gidiyordu. Kahvelere gidiyordu. Üzülerek söylüyorum. Şimdi onu da açtılar. Bizim gençlik. Ciddi bir batıklığa gidiyor. Buna en açık parantezi siyasi kanalı ve buranın üst düzey, kendini üst düzey bilen şahsiyetlerin bu çoluğu çocuğu böyle talan etmesinden kaynaklanıyor daha doğrusu, bilinçli olarak. Başka da diyeceğim bir şey yok yani, bana başka sorular sorsan daha çok severim seni. Tamam abi, teşekkür ederim.
your spine, and the bass makes you whine, resonate in your mind like a scene from a crime. It plays over and over.